Temmuz ayına hoş geldiniz. Değerli yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar, 4 ve 10 Temmuz haftalık burç yorumlarınızsınız. Evet, bu hafta özellikle Venüs'ün etkilerini hala alıyorsunuz. İlişkiler bakımından destekli bir haftadasınız. Ayın 5'inde Salı günü Mars'ımız burç değiştiriyor. Boğa burcuna geçecek. Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Tabii Merkür de ilişkiler alanınızdaydı, İkizler burcundaydı. Bu ne demek? Sizi birazcık da ortaklı işlerde veya ortak paylaşılan kaynaklarda gündeminizde güçlendirirken, Mars'ın boğa geçmesi ise iş hayatınızı hızlandırıyor. Oradaki enerji, oradaki emek, oradaki çaba daha güçlü olacak. Genellikle ara ara sağlıkla ilgili sorunlar yaşayan yay burçları için orada daha hızlı bir süreç başlatacak. Özellikle sağlık problemi yaşayan sevgili yaylar, bu Temmuz ayı için konuşuyorum. Beklenmedik mucizeleri, şifaları bekleyebilirsiniz. Aniden hiç beklemediğiniz yönde güzel haberler alabilirsiniz. Tüm sevgili yaylar, yani umulmadık yerden bazı dermanlar gelebilir açıkçası. İşle ilgili sürprizlere yine açık olun lütfen. Çok farklı gelişmeler olacaktır. Maddi anlamda da sizi tatmin edici gelişmeler yine bu ay içinde. Hazır olun. Şimdi bu haftaya baktığımda Pazartesi, Salı, evet Ay Başak Burcu'nda sizin için hayatınızda tepe noktasından geçtiği için çalışan mesela yay arkadaşlar, iş, kariyer, hayatındaki diğer önemli konularda bazı konularda bir şeyler değişebilir hayatınızda. Bilhassa Salı günü verimli bir gün, destekleyici bir gün. Uranüs'ün, Mars'ın, Plüton'un güçlü açılarını alıyorsunuz. Maddi olarak para kazandırabilir. Gelirlerinizde bir değişim söz konusu olabilir. Yeni bir anlaşma olabilir. Mesela özellikle aşk veya çocuklarla ilgili yine beklentileriniz olan yaylar için güzel bir gelişme burası. Çarşamba, Cuma sabahına kadar. Şimdi ayın terazi burcu geçişi. Tabii ki şöyle söylemem gerekirse 11. evinizi güçlendirecek. Sizin toplum içindeki görünürlüğünüz zaten güçleniyor. Aynı zamanda Venüs'ün de buraya desteği var. Bu mesela sizin değil de sevdiğiniz birinin, sevdiğiniz yani eşiniz, partneriniz, ortağınız, onlarla ilgili de güzel gelişmeler olabilir. Sadece sizin değil de hani onların hayatında da önemli bazı adımlar gerçekleşebilir. Hani güzel, özellikle Perşembe günü Venüs'ün de etkileşimleri güçlü. Arkadaş çevrenizden de güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Cuma sabah saatlerinde Ay Akrep Burcu'na geçecek. Pazar günü sabah saatlerine kadar ise Akrep Burcu'ndaki Ay tabii onun ikinci evinizde seyrini sürdürürken orada biraz sizi manipüle edebilir. İşte Mars'ın karşısından geçecek. Genel hayatınızda bazı karamsarlıklara getirebilir sizi. Böyle düşünmeyin lütfen. Çünkü bizim zaten desteğini alıyorsunuz. Geri plan enerjiler aktif olacak. Bazı gizli konuları merak edip araştırabilirsiniz. Bilmediğiniz şeyleri duyabilirsiniz. Mars çünkü iş hayatını da etkiliyor. Yani çalışan bir yay için mesela birlikte çalıştığınız insanları da etkiliyor. Yani onlardan gelebilecek veya onların arasında geçen bazı diyaloglara şahit olabilir veya duyabilirsiniz. Böyle de düşünebilirsiniz açıkçası. Günlük hayat oldukça hızlı yani günlük hayatınız. Onun yanı sıra evet pazar güne geldiğimizde artık işte daha sonuçsal bir süreç. Çünkü ay yay burcuna, sizin burcunuza geçecek. Pazar sabahı saat 11.34'ten itibaren sizin için hızlı bir enerji akışı başlıyor. O saatten sonra bugün daha dinamik olacaksınız. Ve bilhassa bugün Güneş ve Uranüs arasında bir güzel açı var ki hayata bakışımızı değiştirebilme potansiyeli veriyor. Bunlar özellikle paylaşılan kaynaklarla ilgili olacaktır sizin için. Beklentinizin olmadığı bir yerden sürpriz bir şekilde bir değişim söz konusu olabilir. Bunlar paylaşılan kaynaklarda olacaktır. Özellikle işle ilgili konularda da bekleyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda mesela yine dediğim gibi çözümsel süreçler içinde sevgili yaylar. Enteresan gelişmelere gebe bir süreç. Evet, şöyle baktığında tabii ki Mars artık oradan çıktı. Yani çocuklar aşk hayatınızda da yormuş olabilir. Genç yaylar, hani aşk hayatında biraz böyle mücadele etmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Efendim, finans piyasalarında biraz daha inişi çıkışlı bir süreçte olmuş olabilirsiniz. Bakın artık Mars'ın buradan geçmesiyle burada alan rahatlıyor. Aşk hayatınızda daha rahatsınız. Ondan sonra finansal konuda özellikle para piyasaları ilgilenen yaylar bu anlamda şimdi destek alacak. Çünkü Mars artık sizi maddi anlamda güçlendirmeye başlıyor diyebilirim. Evet, güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.